Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları TYT Soru Bankası'nın, TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Bugün sevgili arkadaşlarım sizler için 16 ve 17. sayfalardaki rasyonel sayılarda işlemler pekiştiriyorum konu başlıklı 8. testini çözeceğiz. Hazırsanız ve kanala abone olup videoyu beğendiyseniz çözümlere başlayabiliriz. Evet, M ve N farklı iki rakam olarak verilmiş bize. Bakın burada devirli ondalık sayılar var. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi M ve N farklı iki rakamsa sevgili arkadaşlarım ve burada 0.m mn'de n devrediyor. Burada da 0,nm'de m devrediyor. Şimdi arkadaşlar şunu nasıl yazabiliriz biz? Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısımda bir tane m var. Ve sevgili arkadaşlarım virgülden sonra devreden bir tane var, devretmeyen bir tane var. Bir tane 9, bir tane 0. Eksi 0.nm'yi de aynı şekilde nm'den bu sefer n'yi çıkaracağım ve bölü yine 90 diyeceğim. Daha sonrasında ise alt kısma geçiyoruz, 0.m'den 0.n'yi çıkaracağız. Yani m bölü 10'dan n bölü 10'u çıkaracağız. Pekala. Şimdi gençler gelin bu kısımda mn eksi m demiş ya, mn dediğimiz şey iki basamaklı bir sayı. Peki bu iki basamaklı sayıda ben şu kısmı 10m artı n biçiminde yazıp bir tane m'yi çıkaracağım. İkisinin de paydası bölü 90 olduğu için eksi deyip yoluma devam ediyorum. Nm sayısını 10n artı m yazıp bir tane n çıkaracağım. Daha sonrasında ise bölü 90 diyeceğim. Ve yine bölü. Bu sefer m'den n'yi çıkarıp 10'a böleceğiz. Sonuçta paydaları ikisinin de 10. Peki arkadaşlar, şu kısma tekrardan baktığınız zaman 10m'den m'yi çıkardım ben. Ne kaldı? 9m kaldı. 9m. Bakın bir de burada ne var? Arkadaşlar eksi m daha var. 8m kaldı. Eşittir diyorum. 8m. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Bir tane n burada var. 10n'den eksi n, 10n'den bir tane n'yi çıkardınız. 9n. Başında eksi var. Eksi 9n. Bir tane de artı n'imiz vardı. Eksi 8n yapmış oldu. Bölü 90'ımız var. Şimdi çarpı diyorum. Şu kısmı ters çevirip çarpacağım. 10 bölü m eksi n. Bakın arkadaşlar, şuradaki kısmı 8 parantezini alıp m eksi n'leri götürürseniz burada 8 kalacaktır. 10'la 90'ı sadeleştirirseniz burada 9 kalacaktır. Cevap olarak da karşımıza 8 bölü 9 çıkacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam ediyorum. İkinci sorumla. Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan alete iskandil denir. Şekil 1'deki gemide bulunan bir denizci suya giren kısmı yeşile dönüşen 50 metre uzunluğundaki bir iskandile, bakın şu 50 metre uzunluğundaki bir iskandille bulundukları yerin derinliğini ölçecektir. Denizcinin elindeki iskandil önce 8 eş parçaya bölünmüş, sonra bu parçalardan her biri de 5 tane eş parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. İskandil'in sudan çıktıktan sonraki görüntüsü de şekil 2'deki gibidir. Bakın şuradaki gibi. Buna göre geminin bulunduğu yerdeki suyun derinliği kaç metredir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bizim elimizde 50 metrelik bir iskandil var. Ve bu iskandil önce arkadaşlarım 8 eş parçaya bölünüp daha sonrasında 5 eş parçaya bölündüğüne göre, bu bölünenler de 5'e bölündüğüne göre totalde 40 eş parçaya bölünmüştür diyeceğiz biz. Yani bizim her parçamızın uzunluğu 50 bölü 40 metre. Yani 5 bölü 4 metre. Şimdi arkadaşlar gelelim şu kısma. Birazcık şöyle yaklaşalım sorumuza. Bakın şunlar zaten 5 eş parça olduğunu biliyorduk. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24 tanesi yeşile dönmüş. Demek ki ben 5 bölü 4 ile 24'ü çarparsam cevabı bulacağım. Böylelikle 4 ile 24'ü sadeleştirdik. 6. 5 çarpı 6 da bize 30'u verir. 30 da bizim C seçeneğinde cevabımızdır arkadaşlarım. Doğru cevap C idi ikinci sorumuz. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Aşağıda verilen damla ilaçların kaç mililitre ilaçla dolu olduğu ve her damlasının kaç mililitre olduğu şekil üzerinde belirtilmiş.
Bakın bir damla 2 bölü 3 mililitre ve bu 20 mililitreden oluşuyormuş bunun şişesi. 24 mililitre 3 bölü 4 mililitre damlatıyormuş her seferinde gibi. Kaç numaralı ilaçtan en fazla sayıda damla alınabilir diye sorulmuş. Bir sıralama sorusu arkadaşlarım. En büyüğünü bulacağız biz. Bunu yapmak için de şişenin içerisinde yani bulunan sıvının 20 mililitreydi. Bunu bir damlaya böleceğiz. Yani 2 bölü 3 mililitreye böleceğiz. Bunu da arkadaşlarım sadeleştirirseniz 10 gelir. Bakın birinci şişe 30 mililitreymiş. 30 damla, özür dilerim. Birinci şişe 30 damla. İkincisine bakalım. 24'ü 3 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor arkadaşlarım. 24 ile 3'ü sadeleştirdiniz. 8 ters çevirdiniz, çarptınız. 32 damlaymış ikinci şişemiz. Daha sonrasında 3. şişe için bakıyoruz. 30'u 5 bölü 6'ya bölmemiz gerekiyor. 30 ile 5'i sadeleştirdim. 6 ters çevirdim, çarptım. 36, bakın burası da 36 damlaymış. 3. şişe. Geçtim 4. şişeye. 36'yı arkadaşlarım şuraya bölebiliriz. 36'yı kaça bölmem gerekiyor? 6 bölü 5'e. 6 ile 36'yı sadeleştirdim. 6 ters çevirdim, çarptım. 30 damla yaptı. Ve bir tane şişemiz kaldı. O şişede 35 mililitrelik 5. şişe. 35'i kaça bölmem gerekiyor? 7 bölü 6'ya. 35 ile 7'yi sadeleştirdim. 5, 6'yı ters çevirdim, çarptım. 30. Bakın bu da 30 damlaymış. Şimdi hangisi daha fazla damla arkadaşlar? Tabii ki hocam buradaki 36 damlalık şişemiz daha fazla damla içeriyor. Dolayısıyla cevabımız 3 olacaktı, Ceyhan olacaktı diyeceğiz. Ve devam ediyorum 4. sorumla. Rakamları toplamı tek sayı olan tek sayılara güzel sayı denir. Örneğin 29 rakamlarını topla 11. 11 bir tek sayıdır. Aynı şekilde bu sayı da kendisi de tek sayı olduğu için bir güzel sayıdır diyoruz. Sayı doğrusunda 0.05 ile 0.06 arasındaki bir ondalık sayının 10.000 katı güzel sayıdır. Şimdi neymiş? 0.05 ile 0.06 arasındaki bir sayının 10.000 katından bahsediyoruz. Biz bu sayıya x diyelim arkadaşlar. Böylelikle ben bunun 10.000 katını alacaksam bunların da 10.000 katını alırım. Bunların 10.000 katını bulabilmek için bakın 10.000'de kaç tane sıfır var? 4 tane sıfır var. 2 tane sıfırı sildiğim takdirde çarpacağım şimdi. 2 sıfırı sildiğim takdirde bu virgül buraya gelecektir ve sayımız zaten 5'in kendisi olacaktır. Şimdi 2 sıfır daha ekleyeceğiz. 500 küçüktür 10.000 çarpı x. O da küçüktür. Tabii ki burası da 600 olmak zorunda. Demiş ki bize buna göre bu ondalık sayıdaki tüm rakamların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben 500 ile 600 arasında sevgili arkadaşlarım bir güzel sayı bulacağım ve bu ondalık sayıdaki tüm rakamların toplamının da az olmasını isteyeceğim. Çünkü en az kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar 500 ile 600 arasında ise bizim sayımız 3 basamaklı bir sayı ve tabii ki yüzler basamağı mecburen 5 olmak zorunda. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım 500 ile 600 arasında. Bu bir. 5 kesinlikle var. İkinci olarak bize gençler şu kısımda 0 veya 2'yi kullanmak yasak. Rakamları farklı dememiş. Dolayısıyla da rakamları toplamda tek olsun diye ben buraya 1, buraya da 1 yerleştiririm. 511 bir tek sayıdır. Rakamları toplamı da 7 olduğu için işte bu da tektir. Ve 511 rakamları toplamı en az olan 3 basamaklı sayıdır. 500 ile 600 arasında. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. 17. sayfama geçtim. 5. sorum. Birazcık uzaklaşabiliriz. Aşağıdaki su ve çay bardakları sırasıyla 6 ve 5 eş parçaya bölünerek derecelendirilmişlerdir. Su bardağının hacmi çay bardağının hacminin 3 bölü 2 katıdır denilmiş. Yani burası arkadaşlar 3V iken bu taraf 2V olacak. Şekilde verilen seviyeye kadar dolu olan çay bardağındaki suyun tamamı su bardağına boşaltıldığında bakın çaydaki şuraya kadar olan su bardağına boşaltıldığında su bardağındaki suyun seviyesi için aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sorulmuş bize. Bakın burası 5 parçaya bölünmüştü. Burası 6 parçaya bölünmüştü gençler. Hani burası 2V burası da 3V'ydi ya. O zaman ben bunun tamamına 20V buraya 30V desem de bence hiçbir şey değişmez. Çünkü 3'e 2 ise 30'a 20'dir.
Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burası kaç eş parçaya bölünmüştü? 20'yi 5'e böldüğünüz 4. Dolayısıyla bunun her bir parçası 4V'dir. Ve su dolu olan yer 12V'dir. Yani bu bardağın içerisinde 12V'lik bir su var. 30V'yi de 6 eş parçaya böldüğümüz için her bir parça 5V'dir. Ve 12V'lik suyu ben buraya döktüğüm zaman 10V'yi geçecektir. Ama 15V'nin altında kalacaktır. Dolayısıyla şuralara kadar bir yere dolacaktır sevgili arkadaşlarım bu su bardağı. Ne demişti bize? A hizasında değil, A ile B arasında A'ya yakın değil, B hizasında değil, B ile C arasında B ile C arasında. Acaba C'ye mi yakın yoksa B'ye mi yakın? Buna nasıl karar vereceğiz? Her bir parça 5V'ydi ve B'den sonra bizim elimizde 2V kaldı. Şimdi şöyle düşünün. 1, 1, 1, 1, 1, 1'di. Biz 12V'lik aradığımız için şu kadarı, yani bu parça B, şurası da C olduğuna göre şu çizgi C, bu çizgi B ise tabii ki B'ye yakın yerde olacaktır. Cevabımız da Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. Ve arkadaşlarım 6. sorumuz. Bir öğretmen devirli ondalık sayıların rasyonel olarak ifade edilişini 13,458'de 8 devreden sayısı üzerinden aşağıdaki gibi göstermiştir. Birinci adımda x sayımız sevgili arkadaşlarım burada 58 tekrar ediyor değil mi? Arkadaşlar şu çizgiyi şu şekilde uzatacağız. Hangi adımda hata yapmıştır diye soruluyordu değil mi? Tamam şöyle direkt cevap Adana arkadaşlar. Sebep? Çünkü bakın burada sadece 8'in devretmesi gerekiyordu. Yani x sayımız 13,458888 diye devam etmesi gerekiyordu. Burada 58'i tekrar ettirmiş. Bakın gördüğünüz üzere çizgi sadece 8'in üzerinde. Dolayısıyla hata yapılan adım dalgınlığına gelen hata hangi adımda yapılmıştır diye sorulmuştu. Cevap Adana seçeneği olacaktı. Evet devam ediyorum. 7. sorumlar. Rıfat 120 cm'lik kemerini 3. deliğinde kullanmakta. Rıfat bel ölçüsünü hesaplamak istemiş ancak elinde mezura, yani kıvrılabilir uzunluk ölçü aracı olmadığı için kemeri ile bel ölçüsünü hesaplayacaktır. Kemerinin ölçülerini santimetre cinsinden aşağıdaki gibi tespit etmiş. Buna göre Rıfat'ın bel ölçüsü kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar. Pekala, şimdi şöyle diyeceğiz. Şurası 120, burası da 24'tü. Üçüncü delikte kullanıyormuş. Şurası 1, burası 2, burası 3. Çünkü çevirdiği zaman şu toka, burada birinci deliğe şuraya, burası ikinci delik, burası üçüncü delik olacaktır. Dolayısıyla Rıfat'ın bel ölçüsünü hesaplamak istiyorsak eğer biz şu çizgiye kadar olan kısmı hesaplayacağız. Şimdi üçüncü delikte kullanıyor, tamam mı? Dolayısıyla şu kısımda fazlalık olacaktır. Bakın burası fazlalık olan kısım Rıfat'ın beline. Peki 3.3, 1.2 daha 4.5 yapar. 1.2 daha, şöyle göstereyim ben size. Burası 4.5. Bir de 1.2 daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da 5.7 yapacaktır bize. Bizim kemerimizin uzunluğu da 120 artı 2.4'tü. Yani 122.4'tü. Tabii ki bundan fazlalık olan 5.7'yi de çıkarmamız gerekiyor bizim. Böylelikle Rıfat'ın bel ölçüsünü buluruz. 14'ten 7 çıkarsa 7. 14 dedik ya, yandan bir tane onluk aldık aslında. Şimdi 1'den 5 çıkmayacak, bu sefer yandan bir onluk daha alacaksın. 11'den 5 çıktı 6. Burası 2 değil artık 1 ve burası da 1'i de aşağı indireceğiz. Yani 116.7 bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Ve devam ediyorum 8. ve son sorumla. X gerçel sayısı bir basit kesir olmak üzere 4 tane bize sayı verilmiş. Bu sayılarından basit kesir olduğu kesin olanlara, bakın kesin olanlara mavi tik, basit kesir olmadığı kesin olanlara birer pembe tik konulacaktır. A tane mavi, B tane pembe tik konulduğuna göre A eksi B farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle x kare demiş. Bizim basit kesirlerimiz x bir basit kesirse bu x'ler eksi 1 ile 1 aralığındadır. Ve ben bu aralığın karesini alırsam 0 ile 1 aralığına taşırım. X kareler buradadır ve bu aralıktaki sayılar da basit kesirdir. Dolayısıyla birinci ifademiz kesinlikle ama kesinlikle basittir. Geçtim 2'ye. 2x eksi 3 demiş. Arkadaşlarım eksi 1 küçüktür x küçüktür 1'di basit kesirlerin aralığı. Ben bunu 2 ile çarparsam eksi 2 küçüktür x, 2x o da küçüktür 2 olacaktır.
3 çıkarırsanız eksi 5 küçüktür 2x eksi 3, bu da küçüktür eksi 1 olacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım, bu ne demek biliyor musunuz? Bizim sayımız eksi 5 ile eksi 1 aralığındaysa ve eksi 1'den daha küçükse basit kesir olamaz zaten. Dolayısıyla buna pembe tik koyacağız. Devam ediyorum x eksi 1 bölü 2 ile. Örnek veriyorum, x'i eksi 9 bölü 10 seçin. Bir de x'i arkadaşlar 9 bölü 10 seçin. Şimdi ben eksi 9 bölü 10'dan 1 bölü 2'yi çıkarırsam, yani 5 bölü 10'u çıkarırsam ve 9 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkarırsam, şunu çıkardım, eksi 14 bölü 10 geldi ki basit kesir değildir. Bakın basit kesir değil. Şunu çıkarırsanız 4 bölü 10 yapar ki basit kesirdir. Yani basit kesir olup olmadığı belli değil. Ama bize sadece kesin olanlara işaret konulacağını söylemiş. Kesin olanlara ya mavi ya da pembe tik konulacağını söylemiş. Dolayısıyla buna hiçbir şey koyamayız arkadaşlar. Dördüncüye bakıyorum. Mutlak değer x eksi 1 bölü 2. X'ler eksi 1 ile 1 aralığındayken bunların mutlak değeri 0 küçük veya eşittir. Mutlak değer x, o da küçüktür, 1 olacaktır. 1 bölü 2 çıkarırsanız bu aralıktan eksi 1 bölü 2 küçük veya eşittir bizden istenilen, o da küçüktür, 1 bölü 2 olacaktır. Ve sevgili arkadaşlarım, ben size şurayı şöyle birazcık taşıyayım. Ve sevgili gençler, tabii ne olacak? Bu sayı eksi 1 ile 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasındaki sayımız bizim kesinlikle ama kesinlikle basit kesirimiz olacaktır. Şimdi 2 tane mavi tik, A tane mavi vardı 2, B tane, o da 1 tane. 2'den 1'i çıkar demiş, kaç kalır? Tabii ki 1 kalır. Dolayısıyla cevabımız da bizim denizli seçeneği olur deriz. Evet arkadaşlar, videomuzun ve testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir diğer videoda ve bir diğer testte görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.